Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımıza vitamin vereceğiz. Benim vitaminlerim, Multimix veriyordum arkadaşlar daha öncesine, eczane ürünü. Şu kutuda ise Gervit var. Gervit, Rönfret marka Gervit ürünü var. Onu açıktan aldık, 200 ml aldım. 200 ml'yi 80 TL'ye aldık. 1 litresi 290 TL civarı. Rönfret Gervit. Sercan Godollar da var. YouTube'da adresi de var. Sercan Godollar diye. İsterseniz Sercan abiden alabilirsiniz. Ben sordum. Açık yoktu. Açık vermiş olsaydı ondan alacaktım. Aliş Betçok var. Gaziantep'ten. Açık olarak ondan aldık. Bir de arkadaşlar bir torba Aktar aldım. Vivid marka. Onu da sizlere şöyle gösterelim. Bir torbayı 100 TL demişti. Kargoyla beraber 120 TL'ye geldi. Bir de arkadaşlar şöyle bir aktara değil de daldara aldık arkadaşlar. Daldarayı daha düzenli bir yere koyamadık. Daldarının kilosu 35 TL. 1 kilo da daldara aldım. Muhabbet kuşu yavrularına daldara veriyoruz. Onlar iyi oluyor. Yeme düşen muhabbet kuşları dal darayı kolay bir şekilde yiyebiliyorlar. Evet arkadaşlar, vitaminler haftada bir kez ben muhabbet kuşlarına vitamin veriyorum. Bir de arkadaşlar tüye giren kuşlar varsa tüye giren kuşlara da vitamin vermemiz iyi olur. Tüyde çabuk çıkmayı sağlar. Yarış zamanlarında da muhabbet kuşlarımıza vitamin verebiliriz. Yarış zamanlarında haftada iki kez, normal zamanlarda haftada bir kez. Bir de arkadaşlar ilaç kullanımından sonra, yani antibiyotik, başka bir ilaçlardan sonra mutlaka vitamin takviyesi yapalım. Çünkü muhabbet kuşlarımızın ilaçtan sonra bağışıklıkları azalıyor, dirençleri azalıyor. Daha sonra muhabbet kuşlarımız bitkin oynar, yorgun bir hal alıyor. Bağırsaklar da zaten zayıf olduğu için ilaçtan sonra yoruluyor. O yüzden dolayı muhabbet kuşlarımıza her ilaçtan sonra mutlak suretle vitamin vermeyi ihmal etmeyelim. Vitamin olarak Multimix'i ben 1 litre suya 1 cc çekip veriyordum. 1 cc. Gervit'in tarifi ise Rönfret Gervit. Bu da 1 litre suya 5 milim çekilip haftada bir verilecek. Bakalım, Rönfret marka kaliteli bir ürün, kaliteli bir marka. Yeni sezonu demiştim zaten, güzel markalarla sezona başlayacağız. Hatta yavaştan ufak ufak ben kaliteli markaları almaya başlayacağım. Vitaminler bu şekilde arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Haftada bir vitamin vermeyi ihmal etmiyoruz. Bugün muhabbet kuşlarımıza mama verdik. Biraz da muhabbet kuşlarımızda bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gündüz çekiyorum. Genelde videolarımızı akşam çekiyorum. Hani bazen iş kaynaklı oluyor. Akşamlara müsait oluyoruz. Akşamları çekiyorum. Evet arkadaşlar, tepelimiz burada. Dişi yanına attık zaten. Bunlar çok anlaşma süreci yok bunlarda. Onları bekliyoruz. Şunlarda hala bir gelişme yok. Bunları da bekliyoruz. Dişimiz bayağı bir kızgın. Burnunu görüyorsunuz. Bayağı bir kahverengi olmuş. Yani bunlarda yakın yumurta gelmesi. Ama çiftleşiklerini görmedim. Mama takviyesi yapıyoruz. Muhabbet kuşlarımıza mama takviyesi yapıyoruz. Hayvanlar çabuk eşe gelsinler, eş tutsunlar diye. Erkeğimiz de görüyorsunuz böyle kendini temizliyor. Bunların yumurtası hala çıkmadı. Niye çıkmadı bilmiyorum. Zannedersem bir 15 gün oldu diye hatırlıyorum. Yani bunlara tarih yazmadık. Tarih yazmadık bunlara. Bakalım birkaç gün sonra belki çıkar. Evet arkadaşlar, burada yorgun bir annemiz var. Yavrularına bakan yorgun bir annemiz var. Onları şöyle gösterelim. Çıkartalım hatta. Şöyle gün ışığında bir bakalım bu yavrulara. Evet, yavrunun bir tanesi yuvaya düştü. Evet arkadaşlar, maşallah 3 tane yavrumuz var. Bak şu keratanın yaptığına bakın. Aşağıya atıyor.
Yani kanatları tam çift kanat değil. Böyle bir kanadı var bunun. Şu da mantolu tarzı olacak galiba. Evet arkadaşlar, bu da bilmiyorum nasıl olacak. Çift kanat olacak. Bunlar da büyüyecekler. Görmüş olduğunuz gibi dalları koydum. Önlerinde dalları var. Belki şu büyük yavru var. Bunlar daldarıyı yiyebilirler. O yemese bile annesi yuvaya girdiğinde daldarı yiyecektir. Yani keratanın yaramazlığına bakın. Ben koymaya çalışıyorum. Kendisi yuvaya atlıyor. Şöyle bir koyalım. Evet arkadaşlar, buradaki yavrularımız bu şekilde. Şunun yuvasını kapatacağım. Tekerleğe video çekip bir de böyle kapakları açmak biraz sıkıntı oluyor. Yeni sezonda kafesleri, yuvalıkları, her şeyi değiştireceğiz. Yeni bir kafesten başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tepeli erkeğimiz var burada. Yanında Japonez dişimiz var. Anlaşma var. Öpüşük koklaşma da var. Yuvaya girip çıkmalarını görmedim. Şu an için hazırlık aşamasında bu hayvanlar. Bunları da bekliyoruz böyle. Rainbow takımlar var. Bunlarda bir belirti yok. Yeni sezonda Rainbow üretmeyeceğim arkadaşlar. Yani güzel kaliteli bir takım bulursam alırım. Belki o şekilde üretirim. Ama Şanlıurfa'da Rainbow çok tutunmuyor. O yüzden dolayı Rainbow'u bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, bunlar da anlaşıyorlar. Bunlardan da belki son bir ağız da olsa yavru yumurta alabiliriz. Jumbo takımlarımız. Arkadaşlar, bunların yavruları var. Erkeğimiz görüyorsunuz, babamız. Şöyle bir yuvadaki yavrulara da bakalım. Bir tanesi kırmızı göz arkadaşlar. Yavrunun bir tanesi kırmızı göz. Onu şöyle bir et parçası zaten. Yani şu kırmızı göz. Şu büyük olan yavrumuz var. Bakalım renklerini merak ediyoruz. Bir de arkadaşlar tepeli yumurtası vardı. O da tepeli yavrumuz bu. Tepelinin bileğine işaret koyduk. Tepeli mi çıkacak, kabak mı çıkacak? Diğerleriyle karışmasın diye. Şu kırmızı gözü merak ediyorum. Belki Lutino olabilir. Lutino çıkabilir. İnşallah hayırlısıyla yeme düşsünler. Sağ salim bir büyüsünler hayvanlarımız. Alt tarafta tepeli erkeğimiz var. Jumbo tepelimiz. Bunların 5 tane yavrusu var. Annemiz yine yuvanın içerisinde. Maşallah diyelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bunların durumlarına da. Videodan sonra folluk temizliği yapacağız. Folluklarını temizleyeceğiz. Yani babanın rengini alacak sanki. Kanat kısımları beyaz tonda olacak. Tepesi var mı? Bunun tepesi yok ama şunun tepesi arkadaşlar. Tepesi var arkadaşlar. Şurada bir tepe var. Maşallah. İnşallah jumbo olur. İri tarzda bir jumbo tepeli olur. Kümesin elemanı olur o da. Bakalım bunda ne var? Maşallah arkadaşlar, bu da tepeli olacak gibi. Yani ben sizi bilseydim daha önceden böyle eş olarak atardım. Japonez attık. Evet, güzel yavrular olacak. Güzel renkler olacak. İnşallah sağ salim ölüm olmadan yeme düşerler bu keratalar. Videodan sonra bir temizlik yapacağız. Tavaları falan temizleyeceğim. Onların bilgisini verelim. Farkındayım. Tavalarımız biraz kirlenmiş. Bugün yine sokağa çıkma yasağı var. Siz de yerli takipçilerimize video çekip atacağız kanala. Umarım videolarımızı izlersiniz severek. Arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Bir de abone olmayan arkadaşlar varsa, kanalımıza abone olursa çok sevinirim. Arkadaşlar, burada beyaz defe erkeğimiz var. Parçalı dişimiz. Bunlar tekrardan yuva hazırlığında. Yuvalarını geçen temizledim. Mısır koçanı koydum. Yani şu an bir durumları yok. Yani 10 güne kadar vakitleri var bunların. Bunların yumurtasını başka takımların altına kaydırmıştım. Evet arkadaşlar, alt tarafta jumbo erkeğimiz var. Babamız her zamanki gibi asil duruşunu sergiliyor.
Çok memnun kaldığım takımlardan bir tanesi bu. Bunun eşi aslında şu dişi. Bu dişiyi ben bu sene bununla atmadım. Daha doğrusu attık. Yavrusunu alamadık. Hayvanlardan bu sene yavru alamadık. Bunun yanına da başka dişiyi koyduk arkadaşlar. O dişimiz de bu. Burada yumurta var. 3-6 tane yumurta var. Aslında çıkması lazım. Yumurtalar çıkmadı. Birkaç gün geçti, çıkmadı. Bunların da gününü bilmiyorum. Gününü bilmiş olsaydık aslında iyi olurdu. Yumurtaya müdahale ederdik. Şu an müdahale etme durumum yok. Çünkü hani yumurta belki oluşmamış olabilir. Kalsın arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Hani çıkarsa çıkacak. 3 tane de Japones var. 3 tane de Jumbo var. 2 tane de yavrumuz var. Bu yavrumuz da Jumbo yavrular. Maşallah sağ salim yeme düşsünler bunlar da. Keratalar. Kümeste yeni kana ihtiyacımız var. Jumbolar olsun. Dişilere ihtiyacım var. Erkeklerin yanına dişi atabilirim belki. Dişileri değiştirebilirim. Yeni sezonda bakacağız arkadaşlar. Hep beraber sizlerle beraber karar vereceğiz. Burada da kabak dişimiz var. Kabak dişimizi limonun yanına attık. Bakalım anlaşma durumu olur mu? Bunları bekliyoruz. Salmamız var arkadaşlar. YouTube'da Bülent Reis var. Yeni salma almış 3 katlı. 1200 mü 1300 TL civarı bir fiyata almış. Hayırlı olsun diliyoruz abimize buradan. Ben de bu salmayı aldıydım. 350 TL'ye geldiydi. Bu salmayla şu 60-35 kafes aldıydık. Bunlar 350 TL'ye geldi. Salmamızda Rainbow'lar var. Rainbow ağırlıklı. Aslında Şanlıurfa içi elden teslim olursa bu Rainbow'ları satabilirim. Şehir dışına gönderim yok zaten. 2, 4, 6 tane Rainbow var. Bunların bir çifti anaç. İkisi de hazır zaten. Hatta şurada bir yumurtaları vardı. Yumurta yapmışlardı hayvanlar. Jumbo dişimiz var burada bir tane. Dinlenmeye aldığımız. Evet arkadaşlar, gelelim burada. Güzel yavrularımız var. Jumbo yavrularımız var. Renkleri de güzel. Duruşları da güzel. Bunları çok seviyorum ben. Dediğimiz gibi bir çiftini abim istemişti. Abime hediye edeceğim. Haftaya memlekete gitme durumumuz olacak. Haricen şu an için hediye çekilişimiz yok. Hediye çekilişini nasıl yaparız? Kanalımızın izlenmesi arttığı zaman hediye çekilişi yapabiliriz. Yani nasıl yapacağız? 2000 saatlik bir izleme süresine ihtiyacım var arkadaşlar. 2000 saatlik bir izleme süresine ihtiyaç var. 2000 saatten sonra YouTube'da reklam gelirleri açılır inşallah. Başvurumuzu yapacağız. Yani bilmiyorum kaç ayda dolar 2000 saat. Yani siz değerli takipçilerimizin ve abone olmayan izleyicilerimiz var. Genelde abone olmayan izleyicilerimiz daha çok. Onlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Kanalımıza abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Videolarımızı takipte kalınız. Ara ara videolar geliyor. Elimden geldiği kadar sizler için güzel kaliteli videolar çekmeye çalışıyorum. Bunlar da Jumbo yavrularımız. Çekiliş arkadaşlar, 4000 saati doldurduğumuzda muhabbet kuşu çekilişi olacak. Yani onun bilgisini verelim. Madem arkadaşlar çekiliş için soruyorlar. 2000 saat kaldı arkadaşlar. 4000 saati tamamladığımızda kanalımızda muhabbet kuşu çekilişi olacaktır. Onun bilgisini buradan duyuruyoruz tekrardan. Alt tarafta Japoneslerimiz var. Bunlar da bugün mama yaptılar. Mama yaptık. Mama yedi keratalar. Mama keyfi yaptık. Evet. Son olarak da altta bir Lutino dişimiz var. Bunu dinlendirmeye aldık. Hayvan bayağı bir zayıflamış. 2-3 ağız yumurta aldık ama yumurtaların hiçbiri doğru çıkmadı. Hep boş attı hayvanlar. Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Yeni sezonda belki bunu değerlendirebiliriz. Evet. Şu an için kümesimizdeki olaylar bu şekilde. Muhabbet kuşlarımızın durumları bu şekilde. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz arkadaşlar. Daha başka üretim videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.